وَالْحَبِيبُ الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إمام غزال هذا Havadül Akad isimli eserinden ders takip ediyorduk. Son olarak şu metinde kalmıştık. خَلَقَ الْخَلْقَ وَاَعْمَالَهُمْ وَقَدَّرَ اَرْزَاقَهُمْ وَاَجَالَهُمْ allah Teala bütün mahlukatı yarattı. Yaratılmış olan her şeyi o yarattı. Onların yaptıkları amelleri de fiilleri de yine o yarattı. Bunu konuşmuştuk. Bunu da delili Kur'an-ı Kerim'de Safat Suresi'nin 96. ayet kelimesinde, Estağfirullah vallahu halakakum ve ma taamelun. E, sizi de Allah yarattı. Sizin yaptıklarınızı da Allah yarattı. Celle şanuhu celle celaluhu. Çünkü e, bizi e, o yarattığına göre e, yaptığımız her işi de onun yaratmış olmasını anlamak ee, zor değildir. Tabi e, burada bazı bozuk fırkalar mutezile başta olmak üzere e, işte efendim günahlar, şerler Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir gibi bir e, hezeyan savuruyorlar. E, bu da tehlikeli bir görüştür. el er muhaliftir. Çünkü yine cevap vermiştik. Estağfirullah. inna kulli şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. E ee, tabi bilerek yarattık. ilim meselesi var burada. Ee, Mevla bilmeden hiçbir şey olmaz. Onun için kaderle yarattık her şeyi. E, takdir ederek yarattık. Her şeyi biz yarattık. Bak külle her şey. Şimdi benim yaptığım bir şey işte efendim bir tabağı kaldırdım oraya koydum. İşte efendim kaşığı aldım ağzıma götürdüm. Yok efendim eşimle birleştim, cuma Bunlar hepsi Allah'ın her şeyden bir şeydir. Bizi o yarattığına göre onları da o yaratmış. Şimdi mutezile'de de şöyle bir yanlışlık oluyor. Sapıklığın şeyi, sebebi şuradan doğuyor. İşte efendim sen ailenle cima ettin. Bu bir kudret ister, fiil ister. Bu Allah yaratıyor. Çünkü neden? Helaldir, meşrudur. E gittin öbürüne zina ettin. Efendim gayrimeşru akitsiz nikahsız bir kadınla ilişkiye girdi. Bunu Allah yaratmıyor. Ne oluyor? Bunu adam kendi yaratıyor. Niye Allah günah yaratmaz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah Teala bilir her şeyi ben yaratıyorum ama sebep olan sizsiniz. Bunu geçen derste bütün demeyelim de işte birçok tafsilatıyla anlatmış idim. bu had i kerime Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesi ve sair sahih Müslim'de bulunan bir hadis-i şerifte ne buyurmuştu? El kaderu hayru ve şerruhu Allah, kullu şeyin bi ve kader hatta el acze vel keyse her şey Allah'ın yaratmasıyladır, takdiriyledir. Bir defa bilmesiyledir. O bilmeden bir şey olmaz. O bilmekte de ezelidir. Evveli yoktur. Hiçbir şey yaratılmadan evvel kimin yaratılacağını, ne yapacağını biliyor. Kaza kaderin de arasındaki farkı sizlere söylemiştim. kaza e, İl ilm hükmü külli ve, ve icmali kader de sonradan levh-i mahfuz'a yine alemler yaratılmadan evvel levh-i mahfuz'da dökümü yapılan işte efendim bütün cüz'iyat, tafsilat yani o hükmün cüz'iyatı ve tafsilatı artık adamın her yapacağına kadar kazada da bu biliniyor kaderde de bu yazılıyor yani alın yazısına tabi yazı olarak kader daha uygun geliyor. Çünkü ilmi ezeli de bir yazı söz konusu değildir. E, kader ise yazıya dökülmüş hali olduğundan levh-i mahfuzda ta gökler yerlerden evvel tabi bu. E, çünkü Allah Teala levh-i mahfuzda kabullen yehlukat semaat vel birçok hadiste gökleri yerleri yaratmadan levhe yazdı ki diyor birçok hadiste geçtiği için onu söyleyebiliyoruz yani gökleri yerleri yaratmadan önce levh-i mahfuz olduğu için ilmi ezelideki kaza ilahideki bütün malumat e, levh-i mahfuzda yazıya dökülmüştür tafsilat halinde bütün teferruat dahil bu ilme Ezeli de de mevcuttur ama e, aynı ilim yazıya dökülmüştür levh-i mahfuzda e, bunu kazale kadar aslında farklı manalar verenler de olmuşsa da e, biz e, bu bunu anlatsak yeter bize İmam un un et Tevşih isimli eserinden bunu e, zikretmiştim size Şimdi her şey Allah'ın kaderiyledir. Hayır da yaratılmak bakımından, şer de yaratılmak bakımından allah Teala'nın kazasıyladır, kaderiyledir. Kazasıyladır demek bilgisiyledir. Bilmeden o bilmediği bir şey olamaz zaten. Olmayacağını bildiği şey mevcut olamaz. Olacağını bildiği bir şey olmamış duramaz. Onun için kazasıyladır. Bir kazayın hem kazasıyladır yani ilmiyledir ve kaderin hem de yazısıyladır. Çünkü neden? Ne bildiyse onu yazmıştır. E, kaderde bunu anlatıyor. Hattel azel keis yani aziyet ve e, işte beceriksizlik ve keis uyanıklık, beceriklilik falan. Şimdi bakıyorsun Allah Allah hakikaten bir insan becerikli oluyor, bir insan beceriksiz oluyor, bir çocuk. Çocukluğundan beri bile anlaşılıyor yani yaptığı hareketlerden şundan bundan. Bunlar da tabi allah Teala kimin e, nasıl yaratacağını bilir. O takdirini ona göre yapar. Bunda da mesuliyet yok kula. Kulun mesul olduğu taraf Kendisine irade kudret verilirse, akıl verilirse, akıl verilmezse yine mesuliyet yok. Ama akıl verilirse, çünkü bu ermeden, mükellef olmadan ölmüş, yine mesuliyet yok. Ha mükellef olarak e, çağa erişecek, Allah Teala akıl verecek. E, tabii şeriatın teferruatıyla olan o ayrı bir de şimdi kitap ve nebi peygamber gelmesi, fetret devri olmaması, onu ayrı konuşuyoruz. Ama tabii öbür türlü e, kalkıp birini kesmiş, doğramış, gasp yapmış bilmem ne, e bu adam fetret devrinde de yaşasa kulaklarından mesuldür. Çünkü zulüm yapıyor. Başkasının hakkına saldırıyor. Şu aklı varsa bunu bilerek yapıyor. Onlar ayrı bir şey. Demek ki e, insanların e, efendim işte bugün işte şey söylüyorlar haberlerde falan coğrafya kader midir falan. İşte i̇bn Haldun de, demiş ki işte coğrafya kaderdir. Yani i̇bn Haldun ne, ne diyecek başka? Müslümansa Tabii ki bunu demek zorunda coğrafya kaderdir. Yani sen şimdi efendim Finlandiya'da bilmem işte Norveç'te, Danimarka'da niye bu kadar olay olmuyor da hep Irak'ta oluyor, Suriye'de oluyor, Türkiye'de oluyor, işte Orta Doğu'da oluyor falan. E şimdi coğrafya tabii kaderdir. allah Teala e, kimi nerede yaratacağını ezelde bilmiştir. E, yaratacağı Mescid-i Aksa nerede? Kabe nerede e, bulunacak? e, ee, işte İsrail oğullarına vaat edilen arz-ı neresi? E, bunları Mevla bilmiyor mu? E bütün bunları tabi Allah'ın bunlara vaat ettiği şey bunların palavrasıdır. Allah salih kullarına vaat etmiştir de bunlar şimdi müktesef hak gibi bütün işte memleketleri üçe bölmek, beşe bölmek bu kadar savaşlar çıkıyor. Coğrafya kaderdir çünkü Mevla bunu bilmiştir. Bildiğine göre bizi burada yaratmışsa e bizi bunun içinde bu taş kalanın içinde yaratmış. Şimdi Libya çıkıyor, o çıkıyor, ora bitmeli, ora çıkıyor. E niye çıkıyor? E niye bu Danimarka'da çıkmıyor canım? E tabii ki Allah Teala'nın her şey her şey kazayledir, kaderledir, Allah'ın ilmiyledir, takdiriledir. Ama burada seni ilgilendiren neresidir? Sen burada e, sana akıl verilmişse, irade verilmiş, kudret verilmiş demektir. E, bu irade ve kudreti ne tarafa kullanıyorsun? Hayra kullanmak istiyorsan Mevla mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine bilen yaratıyor. Şerre kullanırsan yine Allah mecbur olmaz halde hiçbir şeye. İmtihan hikmetine bina bunu yaratıyor. Yaratmak ancak ona mahsustur. Ondan gayrı yaratan yoktur. Hayrı da yaratan odur. Şerri de yaratan odur. Amentüde de ve bil kaderi hayri ve şerri min Allah Teala. Hayır ve şer yaratılmak cihetinden ancak Allah tarafından, bak yaratılmak cihetinden ama sebep olmak cihetinden kes bakımından, müdahale bakımından irademiz, kudretimiz olduğu için bize mevla bir sebep olma, öne geçme, efendim müdahale etme yetkisi vermiş. Zaten o yetkiyi vermediği adama onu sormuyor ki. Adamda aklı yok, iradesi yok, kudreti yok. Getirmişler dersi kadın üstüne atmışlar, ağzına şarap dökmüşler. Bilmem niye içki içtin, niye zinattin sormuyor ki. Ama senin aklın varsa, irade kudretin varsa, mükreh değilsen, mücber değilsen, bir zorda darda kalmış bir durumda değilsen zaten sen hür iradenle yaptıklarına sana hesap soruyor. Onun için Yaratmak ancak Allah'a ait olması yani şerri de Allah'ın yarattığına inanmak, günahları da Allah'ın yarattığına inanmanın Allah Teala'ya bir noksanlık, haşa bir şer isnat etmekle alakası yoktur. Tam bunun aksine Mutezile gibi deyip hayırları yaratıyor, şerleri yaratmıyor. Ondan sonra benim e, 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 ibadetleri yaratıyor, günahları yaratmıyor demek Allah'tan başka yaratıcılar icat etmektir. Allah Teala'dan başkasına yoktan var etme yetkisi istat etmektir. Bu şirktir. Bu Allah iftiradır. Bütün Kur'an vallahu halakakum sizi de Allah yarattı ve ma o şeylerin hepsini de ki yapıyorsunuz. E bak bu, bundan açık ayet olur mu? Daha burada sen Allah tenzih edeyim derken e, haşa edeyim Teşbihde hata Kraldan beter kralcılık gibi Allah Allah'ın ayetine rağmen tenzih edilir mi? Kur'an'a muhalif bir şekilde Allah tenzih edilir mi ya? Sen ne yapıyorsan diyor ben yaratıyorum. Ama Burada ben senin iradeni öne koymuş, Ona bakıyorum. Ne istiyorsan, e, nereye gücünü kullanıyorsan onu yaratıyorum buyuruyor. Bu e, böyle. Bundan dolayı e, yalnız e, tabii ki e, hayır ve şer meselesinde şunu düşünmek lazımdır. allah Teala o neyse ibare önde gelecek ibareden de tahtına dahil olduğu için onu da orada söyleyelim. Sonraki ibadetine buyuruyor, ve kaddara takdir etti erza rızıklarını yani kim ne kadar ne yiyecek, zaten biliyorsunuz rızık boğazından geçendir, yediğindir, içtiğindir. Ondan sonra yığdın, süt okladın efendim 10 ton buğday yiyemedin, sana nasip olmadı bir dilim ekmek, o sen rızkın değil. Ee, yiyeceklerini, içeceklerini ölene kadar Kaç nefes alacaksın, vereceksin, kaç lokma yiyeceksin, kaç şey, yudum içeceksin. Bunlar hep takdir etmiştir ve ecellen ecellerinde takdir etmiştir. Bu da ehli sünnetin e, akidelerinin en önemlilerindendir. Şimdi rızkın ve ecelin Allah tarafından takdir edildiğine dair e, zaten e, ayetlerde çok, hadislerde çok ama birkaç tane söyleyebiliriz Estağfirullah. ve ma'min dab becin fil ardi ila ala Allah Yeryüzünde gezen, dolaşan, debelenen, her canlı karıncasından, filine, insandan, cinine kadar hepsinin rızkı Allah'a aittir ee, bunları. Ee, Allah Teala e, göndermektedir. Herkese o göndermektedir. Bu ad-i kerimedir. Ee, e, onları da Allah rızıklandırıyor, sizi de Allah rızıklandırıyor, çocuklarınızı da Allah rızıklandırıyor. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de e, çok ad-i kerime vardır rızık hususunda. Eee Ecel zaten feyda cacelum la astakhiruna saatan la İşte ecelleri gelince bir an bir saniye bile ne geri kalabilirler ne öncesinde ölebilirler. Bu ayet-i kerimeler zaten Kur'an ayetleridir, nastır, en büyük delildir. Ama sahih hadis-i şerifte de bu hadis-i şerif Bukhari'de de var. bu hadis-i şerif benim e, 40, 40 hadis yani kütüb-i sitte imamlarının Altı büyük imamın ittifakla zikrettikleri 40 hadis şerif kitabımızda. Hatırlıyorsam ilk hadistir. ilk hadistir ve bu yani baya bir şerh gerektirmiştir. Kadere iman hususunda da olduğu için mesele. Yani belki de ben sayfalar da bilmiyorum şimdi de 30-40 sayfa kadar diye hatırlıyorum bir müstakil bir risale müstakil bir risale olacak e, niteliktedir bu Hadis i Şerif'in e, ifade ettiği manalar diyelim çünkü lafızlarda tabi e, farklılık olsa da mana aynı yere dokunuyor Feragah Rabbu min Ba'in Allah Teala e, dört şeyi ...kaç sayfa tutuyor onu da tam... ...yani bunu mutlaka okuyun... ...ben şimdi burada tabi... E, ...insanın sadece rızkı ve eceli değil... ...her şeyi ezelde yazılmıştır diye... E, ...burada... E, ...yani bu hadis-i şerif çok uzundur... ...zaten ilk hadis-i şeriftir... E, ...ana karnında... ...işte... ...hadis-i şerifin delalet ettiği meselelerden... ...yani hadis-i şerif... E, ...diyelim ki 43. E, sayfada başlıyor... 43. sayfada başladığına göre efendim 84'te bitiyor. Efendim işte 20-21 sayfa bu 40 hadis şerif e, sitte imamların ittifak ettiği yani bu artık manen mütevatir oluyor. Yani burada kütüb sitte imamları da ittifak edince bu mane mütevatır oluyor. Zaten bu konu zaten itikadi bir konudur. Rızık, ecel, kader meseleleri. Bu kitapta bu hadi ilk hadis-i bundan bahsediyor. Bunda detaylı şekilde bütün delilleri bulabilirsiniz. Biz şimdi itikadımızla ilgili konuda ne buyuruyor? Rabbin dört şeyden farik oldu. Ne demek? Dört şeyin adı konmuştur. Allah Teala bunları ezelde bilmiştir. Bildiğine göre levh-i yazmıştır. El-Halk yaratma neleri yaratacak kimleri yaratacak canlı cansız işte ne bileyim yarattığı adama kaç el kaç ayak kaç göz kaç kulak işte içinde damar ve yani ne neler yaratacak vel huluk ahlak işte kim yumuşak huylu olacak kim ahlaksız olacak kim galiz olacak şedid olacak işte herkesin ahlakını da Rabbim ezelde bilmez mi ne, ne yaratacağını yaratan bilmeyecek kim bilecek ve rizkı kim ne yiyecek sen i̇şte ne kadar yaşayacağını bağlı tabii. Yaşamasına göre yiyecek. Böyle eceli bir de ecel. Ee, yani ne kadar yaşayacak, kaç nefes alacak, verecek. Rızıkta bu müddet zarfında neler yiyecek. Bunlar zaten e, diğer bir hadis-i şerifte yine bu manada. Bunların hepsi aynı yere vuruyor. İnne Allah ve kele bir rahimi meleken yekul ya Rabbi nutfetün ya Rabbi alekatün ya Rabbi mutgatün. işte. i̇şte Allah ana rahmine bir melek görevlendirmiş. Hepimiz annemizin karnında yaratılırken özel bir melek bu işte görevli. Herkese Allah Teala özel bir melek görevlendirmiş. O suyla ilgili işte o da e, nutfe halini suyun e, sudan çıkacak evreye kadar işte 40 gün kadar o e, ana babanın suları birleşmiş halde, su halinde, az bir su halinde kalıyor. Sonra işte alaka devresi devreye giriyor. İşte o efendim sülük gibi ana rahminin duvarına yapışacak hale geliyor, tutunacak hale geliyor kırktan sonra. Ondan sonra donukkan e, donuk kan yani pıhtı donuk kan haline geliyor. O sudan donuk kan haline geçiyor. Ya Rabbi sonra bir son 40 günde efendim bir çiğnem et. Artık ete kemiğe bürünüyor. Bu evrelerden sonra zaten o arada cenin olarak düşecekse, efendim ona ruh verilmeyecekse, o yaratılmayacaksa, insan olarak doğmayacaksa falan, o, onunla ilgili bir takdir yok. Mevla ezelde öyle bildiğine göre, o meleğe de ondan sonrası bir iş verilmiyor. Ama ne zaman onun şekli e, belirlendikten sonra, allah Teala ona ruh vermeyi e, murad ediyor, yani ruh vermeyi zaten ezelde yaratacaksa, ruh vereceğini murat etmiş. O meleğe yani melek onu anca anlıyor. Buna ruh verecek mi, vermeyecek mi? Melek onu önceden bu doğacak mı, doğmayacak mı bilmez. Yani akıllı mı olacak, canlanacak mı, canlanmayacak mı, düşük mü olacak? Melek onu bilmez. Mevla Teala onun halkını e, tamamlamayı murat ettiği zaman, yani onu meleğe e, belirttiği zaman Melek o zaman soruyor. Femel rizku. Ya Rabbi bunun rızkı nedir? Ee, efendim. Yani ne kadar ne yiyecek? Ondan sonra. Femel ecel. Ya Rabbi, bunun eceli nedir? Rızıkla ecel de biraz biliyorsunuz. Birbirine irtibatlı şeyler. Çünkü yaşayacaksa yiyecek. Ne kadar yaşayacaksa o kadar yiyecek. Çünkü ona bir müddet verilip de o müddette rızkı olmasa. E, tabii yemeden içmeden e, efendim yaşamak ancak mucize tarihiyle, keramet tarihiyle olur ama mutat insanlarda sebepler alemindeyiz, rızıksız yaşayamaz. Onun ne kadar rızkı var onu sorar, sonra ne kadar eceli var onu sorar, sonra <laughs> şakî ün emsâidun bedbaht mıdır, mes'ud mudur? Yani Ya Rabbi bu imanlı mı yaşayıp ölecek, imansız mı yaşayıp ölecek veya bozuk yaşayıp iyi mi ölecek veya iyi yaşayıp kötü mü ölecek? Çünkü burada şakî Kötü öldüyse şakidir, iyi yaşasa bile. Ee, iyi öldüyse saittir. Cennet elindendir kötü yaşasa bile. Onun için burada itibar sonadır. Bunları sorar. Fe'tebu fi batlumi annesinin karnında annesinin karnında Allah Teala o mele bütün teferruatıyla levh-i mahfuz'da yazıldığı kaderi üzere efendim bildirir. O da bunları yazar. Şimdi yazar. İşte bu Allah'ın yazısı, alın yazısı denenlerin hepsi buraya vuruyor. Konu buradan geliyor. Kullen yusibena illa ma lena. Habibim söyle ki bizim başımıza hiçbir şey gelmez ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Yani Türkçe'de de atasözü gibi, yazılan bozulmaz. Ha şimdi ne yazdıysa Allah o gelir. İşte meleğe o gün yazdırdıkları. Demek ki rızıkları da, ecelleri de Allah Teala takdir etmiştir. Buna göre tefriine gelince yani bunlar ne çıkıyor şimdi? Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Kimse başkasının rızkını yiyemez. Bak, parasını yiyemez demedik. Parasını çalar, gasp eder, ona onu demiyoruz şimdi burada. Eğer o lokmanın üzerinde Ahmet'in rızkı yazdıysa Mehmet yiyemez. Ahmet elinden elinde alır boğazına tam götürürken yanındaki Mehmet gelir oradan ya şunu bana versene der bir de baktın lop atar ağzına. Çünkü neden onun üstünde elinde diye ağzına yanaştırdı diye onun olduğu belli değil. Allah indinde belli. Kim yiyecekse o belli. Onun için bir adam benim elimdeki ekmeği de alsa efendim hatta ağzından çıkarırlar adamı ya. Ağzındaki lokmayı da çıkartsa yese Yine onun rızkıydı, senin rızkın değil. Ama benim paramdı, benim malım al o başka. Haram yiyor ayrı dava. Kimse haram yiyemez demedik. Kimse başkasının rızkını yiyemez. Yani kime yazıldıysa onu yemek ama helaldan ama haramdan. Bir de burada ne var? Kimse ecelinden evvel ölemez. Yani eceli gelmeden şimdi bu adam araba çarpmasaydı Vücudu safa sağlandı. Bütün... E, ...ne diyeyim sana... ...cüzleri, parçaları, damarları, sinirleri... ...check-up'tan dümdüz çıktı. Tertemiz. Bu adam şimdiki hiçbir şey yokken... ...araba çarptı, öldü. E, araba çarptı, öldü. Demek ki... ...bu adama araba çarpmasaydı... ...bu adam daha... ...30-40 sene bunun vücudu götürür. Safa sağlandı. Böyle bir şey yok. Çünkü araba çarpması da kaderdir. Aynı zamanda eceldir. Eceldir. Çünkü... Mevla senin o vakit, o dakika, o saniye neredeyse yeri de belli. Orada öleceğini bilmektedir ve bunu yazmıştır. Ama araba çarparak, ama efendim nefes boruna yemek tıkanarak, ama efendim bilmem bir yerinden pıhtı atarak, ama kalbindeki bir damar, bir üzücü haber, bir streste bir anda şu andaki bütün ölümler hemen hemen ekseri ölümler böyledir. Adam kanserden kurtarıyor, kalp krizinden gidiyor. Çünkü neden? E bir spazm oluyor, bir haber duyuyor, bir üzülüyor, kasılıyor, kasılıyor. Ondan sonra tak damar tıkanıyor. Safa sağlamadan gitti. E bunun için araba vurmasına ne alakası? Araba vursa da gider, vurmasa da gider. Çünkü ecel gelmiş. Bahaneler çok. Şimdi kimse başkasının rızkını yiyemez. kimse ecelinden evvel ölemez. Yine şimdi. Mutezile burada işte hep ehl Sünnet'in uğraştığı, şimdiki ilahiyatların, yani Ankara ilahiyatın başını çektiği ilahiyat ekolündeki bütün bozuk fikirler, batıl inançlar nereden geliyor? ehl Sünnete muhalif görüşler. Ömrümüz bunlara reddiye yapmakla geçiyor. Hep Mutezile damarından geliyor. Çünkü bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki, haram diyor, yeni için rızık değildir. Yani bu, bu da ne demiş oluyor? İşte Allah ona haram yedirmedi de kendi yedi olsun. Niye Allah haram yedirmez adama? Ya Allah imtihan olsun için adam helaldan da kazanıyorsa ona gönderiyor. Haramdan da çalışıyorsa ona gönderiyor. Ya bu aynı deminki meseleye dayanıyor. Aslı fasit bozuk kaidelerine dayanıyor. Allah şer yapmaz. Ya Allah ve razı olarak yapmaz. Şerri beğendi beğenerek yapmaz. Olsun diye yapmaz. Ama imtihan olsun diye adam istiyorsa onu imtihan etmek için onun istediğini yapar. Çünkü o da mecbur olmaz. Mecbur değil. O mecburiyet söz konusu değil. Ama Allah bak Allah şerri de yaratır hayrı da yaratır. E adam e, Allah bu adamın ne yiyeceğini ezerle bilmiyor mu? E biliyor. E kim yaratıyor bu rızkı? Allah yaratıyor. Kim sevk ediyor bu adama bu rızkı? Allah sevk ediyor. Ama adamı Allah zorla git de ye demiyor ki Adam gidiyor kendi parasıyla kazandığını yemiyor. gidiyor ondan başkasının dükkanından efendim elma çalıyor. Gidiyor oradan da efendim, lokum çalıyor. Şeker çalıyor, çikolata çalıyor. Ya kardeşim kendi paran varsa paran kadar konuş. Git oradan parandan al çikolata helal. Aynı çikolata yiyor. Kendi parasını veriyor alıyor helal. Ama para vermeden gidiyor adam görmeden işte devamlı kameralara takılıyorlar haberlerde devamlı. Tak ve el kol hareketi alıyor cebine indiriyor. Ondan sonra alıyor ağzına atıyor midesine indiriyor. Bu oldu haram. Şimdi bu adam bunu para verip de mal sahibinin rızasıyla da alabilirdi. Öyle yapmadı gitti çalarak aldı. E bunu şimdi e çalarken de el, el hareketi lazım. E bunu kim yaratıyor? İşte aynı şeye dayanıyor. Allah adamı ...parasını verip alırken Allah onu, e, onun işte alma fiilini yaratır ama... ...çalarken o fiili yaratmaz. Nasıl olacak? Adam kendi yaratıyor. Ya kardeşim Allah'tan başka yaratan yoktur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her iki tarafta da yaratan Allah'tır. Sebep olan kuldur. irade kudret kullanan, kesmeden kuldur. Şimdi haram rızık değilmiş. Ondan sonra... E, emali itika akaidinde eli sünnet akaidinde maturidi üzere yazılmış Ondan sonra ve inne suhteriz kum mislahillin ve in yekrah makali kullu kali haram da rızıktır helal da rızıktır ama helaldan mesul değilsin haramdan mesulsün muhasepsin muazzepsin azap olacaksın lafımı hiç kim beğenmese beğenmesin diyor eli sünnetin itikadı budur diyor çünkü neden neden? E ne diyor ayet-i kerimede? Demin okuduk. Es-sâgirâ ve mâ min fil arda illâ alâllâh rizkû. E şimdi yeryüzünde gezip dolaşan her canlının rızkı Allah'a aittir. Ayet mi? Ayet. Efendim, Hud suresinin 6. ayet-i kerimesi. Şimdi bunu Kur'an'da Allah buyuruyor mu ki, böceklerin bile rızkını ben veriyorum, yaratıyorum, ben gönderiyorum. Tamam. Bırak insanları debelenen yani canlı her canlı rızıksız duramaz. Her canlı bir av peşinde, bir yemek peşinde. Cansızsa, duvarsa, direkse durur. Taşa rızık lazım değil. E canlıysa debeleniyor. Debelenen her canlının rızkı bana aittir. Ayet mi aittir? Tabii. Peki şimdi öyle adam var ki doğumundan başlamış yani ne bileyim sana babası haram yedirmiş diyelim, anası haram yedirmiş diyelim. Çalmışlar, çırpmışlar bilmem. O da öyle büyümüş etmiş. Ölene kadar sıf haram yemiş. Var mı böyle adam? Var. Hakkı olmayan şeyleri yemiş hep. Milletin rızkı şeylerini yemiş. Ne diyeyim sana? Mallarını mülklerini çalmış çıkmış yemiş. Peki o zaman bu adama Allah hiç rızık vermedi mi olacak? E, bu ayette diyor ki herkesin rızkını ben gönderiyorum. E haram yeni o zaman bundan müstesna olabilir mi? Olamaz. O zaman ayetle çelişmiş olur. Demek ki herkesin rızkını ben gönderiyorum nereden ararsa oradan gönderiyorum. Nereye çalışırsa oradan yaratıyorum. Yine sebep olan odur. O zaman e, diyeceksin ki ha, haramdan başka bir şey yemeyen adam için diyeceksin e, haram rızık olmasa o zaman Allah'ın bu hati yerini bulmamış oluyor. Neden? Bu adamı hiç rızıklandırmamış oluyor. Halbuki bu adam kaç sene yaşadı? 50 sene. E, Mevla böyle her canlının rızkını ben gönderiyorum. Bu adam 50 sene neyle yaşadı? Ondan sonra ee, yine mutezilenin efendim e, aslı fasitleri üzere bina edilen hükümlerden biri. Mesela bir adam öldürüldü. Birisi çekti tabancayı vurdu adama. Veya işte oklan kılıçlan. Neyse. Maktül. Katle uğradı. Bunun durumu nedir? Şimdi bu eceliyle mi öldü mi Şimdi işte şu anda yine mutezile kafası gündemde olanlar bu eceliyle ölmedi ya efendim hatta sorularda bile çok yanlış yanlış Türkçe'ye karışmış sorular var. İşte eceliyle mi öldü ne hastalığı var mıydı? Ne hastalığı varsa da eceliyle öldü. Ondan sonra araba çarptıysa da eceliyle öldü. Ecelisiz ölüm yok. Ayet ne buyurdu? Ecelleri gelince bir an ileri bir an geri olamazlar. Peki Mutezile diyor ki Allah diyor mesela adama 70 sene ömür takdir etmiş ama birisi kalkmış adamı kafasına silah dayamış veya neyse uzaktan atmış adamı öldürmüşse bu adamın ömründen noksan oldu diyor. Ne demek noksan oldu? Yani e, 50'ye düştü diyor. Halbuki şimdi bak bak ya Rabbi hiç Allah'ın e, etüne bir malaya et dön. Allah'ın bilmediği şeyleri mi Allah'a siz bildirmeye kalktınız ya? Allah bilmez mi ki bu adam efendim 50 yaşında biri bunu öldüreceğine. Aynı işte Aziz Bayındır kafası bundan başka bir kafa değil. Allah sen kiminle evleneceğini ne bilsin? Evlenince bilecek. O da Allah ona 70 yazmış. Aa pat diye birisi vurdu. Görüyor musun ya? Ben 70 yazmıştım bunu. Adam adamı yok etti. Şimdi 20 sene düştük. E böyle bir Allah olabilir mi? Böyle bir Allah tasavvur edilebilir mi? Haşa. E, cehaletle sıfatlanmış, haşa acziyetle sıfatlanmış, haşa onun ilmine rağmen, onun kaderine rağmen efendim başka bir şeyler oluyor dünyada yani alemlerde, feleklerde. Nasıl olacak ya? Allahu Teala bu adamın ecelini 50 sene yazmışsa 50'dir. Ayı da var, günü de var, saniyesi de var, santimi de var. Bir nefes ileri geri yok. Ama Şimdi Allah Teala bilir mi ki bu adam e, peki bunu bil, biliyor ve yazmış. Peki bunun eceli hangi sebeple gelecek? Onu bilir mi? E bilmez oğlum. Adamın birinin kafası bozulacak. Korna bastın, bilmem ne yaptın, yan baktın diyecek, kalkacak adamı tarayacak. Sokağın ortasında hiçbir şey yokken adamı öldürür. E bu adamın eceli o vakit geldi mi geldi? Gelmesi ölmezdi. Yaralanırdı, hastaneye kalkardı. Devamlı bu kadar insan yaralanıyor, ölüyor mu hepsi? Ama öldüyse demek eceli geldi. Ama Allah Teala onun ecelinin o vakit olduğuna göre yazmış mıydı yazmıştı. Peki ne sebeple olacağını da biliyor muydu? Biliyordu. Yazmış mı yazmış? E bilmekle yazmak ne fark eder? Biliyorsa yazar. Bilmeyen ne de yazar? E, demek ki onun eceli o vakitti. Onun ömründen noksanlaştırılmış bir şey yok. Onun e, vaktinden bir şey eksitilmiş değil. Ancak sebebiyet meselesi var. Şimdi mesela bakın Tebareke'de ne diyor? Ölümü de yarattı ve hayate yaşamayı da yarattı. E şimdi karnındaki çocuğun 120 günlüğe kadar can verilmediğini ruh üflenmediğini düşünelim. Cansız. Anne rahminde onu canlandırıyor. Başlıyor kıpırdaşma. Ondan evvel hareketsiz donuk. Bak ona hayat yaratıyor. Anne kardeş ultrasonla her şey e, e, makineyi karnına bağlasan canlı yayında canlandığını bile görürsün. Şu ana kadar çektiler mi canlanma aşamasını bilmiyorum. Öyle denk getirdiler mi haberim yok. Ama onu bile e, takip edersen devamlı makineye bağlı donuk e, kanalinden birden kıpırdaştığını görürsün. Çünkü der? Ruh gel, geliyor hayat yaratıyor Allah. Yarattığı anda kıpırdaşıyor. E, nasıl ki sabah sağlam adam. Bir anda ölüyor, buz kesiyor. Öldüğü anda ne oluyor? Hareket yok işte onun gibi. Orada ölümü yaratıyor, hareket kesiliyor. Orada... ...hayatı yaratıyor, donuk kan, pıhtı... ...halindeki efendim... E, cemaat varlık... E, ...hareketlenmeye başlar. Çünkü hayatı yarattı. İkisini de yaratan Allah'tır. Bu durumda... ...katil, öldürme fiili... ...bu fiil... ...kimle kaimdir? Yani fiil fiil sebebiyet bakımından katille kaimdir. Yani e, o öldürme işine kim sebep olmuştur? Kim sebep olmuştur? Teşebbüs etmiştir. İradesini, kudretini adamı öldürme yönünde kullanmıştır. O silah çeken katil. Peki. Mevt ölüm. Ölüm kimle kaimdir? Ölüm de meyitle kaimdir. Kim uzandıysa o buzun, efendim canı çıktıysa ölüm de onunla kaimdir. Peki burada Allah Teala nere dedi bu işin neresindedir? Allah Teala bu işin şurasındadır. Ne zaman ki adam e, silahı doğruttu, kurşunu efendim e, çevirdi fakat e, kurşun adam'a isabet etmedi. İşte tamam eceli gelmemiş. Ama şu da olabilir ha kurşun yandan gider ama adam korkudan ölür. Bir de bakarsın ki kurşun öbür tarafa gitmiş. Adamda bir şey yok. Adam silah sesini duyunca bana vurdu diye. E, kalp krizi geçirse ölebilir. O ayrı bir şey. Hepsi ecel. Hepsi ecel. allah Teala şimdi şey, ölümü, e, ölümü nerede yaratıyor? Katilin adamı maktülü e, öldürmeye teşebbüs ettiği anda bil fiil, bil fiil kurşunu sıktığı anda eceli gelmiştiyse allah Teala o kişiyi de ölüm fiili yaratıyor. Ama bir kurşunda ölen var, yirmi kurşunda sağ kalan var. Çünkü aynı yerlerine isabet ederek değil bir beş on yirmi kurşunla taranan olduğu halde eceli gelmediyse allah Teala o kulunda ölümü yaratmıyor. Adam da ölmüyor. Ölmeyince de ecelinden fazla yaşamış olmuyor. Yine eceli uzundu da onun için yaşamış oluyor süresi vardı diye yaşamış oluyor. Allah Teala katil maktule efendim kurşunu sıktığı anda veya kılıcı vurduğu anda oku vur attığı anda bila mühle hiç vakit geçmeden eğer eceli gelmişse o adam maktul olacaksa zaten maktul olmayacaksa konuşmuyoruz adam yaralanacak yaralanacağı mı anlatıyoruz burada. Adam ölecekse maktul o demek ölecek adam yani. Katil de o zaman oluyor zaten. Öbür türlü yaralayan oluyor. Katil olmuyor ki adam. Bir katil, bir maktule, bir fiil efendim öldürme işlemine teşebbüs edip kesbettiği zaman bu fiili bila mühle yani hiç arada vakit geçmeden ölümü kim yaratıyor? İşte allah Teala orada devriyor. Yaratmada. Yaratan ancak Allah'tır. O adama ölüm yaratıyor. Çünkü adama ölüm yaratmasan allah Teala yaratmasa yani bakıyorsun Kırk ayak mı ne derler? Kırk tarafından kesiyorsun, kuyruğu yine sallanıyor gidiyor. Kırk tarafından böyle kesiyorsun, doğruyorsun böyle böyle böyle. Yine bakıyorsun en ucunda dibinde bir şey kaldı. Ya salata gibi doğruyorsun hayvanı. Doğramayın sakın öyle bir şey demedik yani. Ben bunu gördüm ya. Kaç parçaya bölündü. Kuyruğu yine hareket var. Can var. Canını çıkartmadı Çünkü Mevla yaratmayınca ölüm orada hasıl olmaz. Katil günahkar oluyor. Öldürme fiiline teşebbüs ettiği için, suçu kesmettiği için. allah Teala Halik'tir, Halikul Mevt, ölümü yaratandır. Yaratan mesul olmaz. Çünkü o kul onu, ha ne zaman işte ama yaratmakta mecbur değildir. Yaratmakta mecbur değil. Ne demek? Faali muhtardır, faali mucep değil. Yani iradesiyle, isteğine göre yaratır, yaratmaz. Ee, kimse ona bir şey yaratmakta onu mecbur edemez. Bu durumda eğer onu e, ona ölümü yaratmak istemezse yani eceli gelmediyse ecelini ona göre yazmadıysa eceli gelmediyse ölüm yaratmaz. Yaratmayınca da bu adam da katil olmaz. Bu adam da maktul olmaz. E peki niye Allah o zaman efendim bunu yaratıyor? allah Teala adamın ecelini zaten bilmiş, yazmış. Hangi sebeple kimin cinayetiyle öleceğini de yazmış, bilmişse bu adamın da katil olmasını takdir etmiş. Çünkü bu adam günahkar, kötü bir işe teşebbüs edeceğini bilmiş. O zaman efendim ecelini ona göre yazmış. Bu adam ne zaman buna silah çekecek, e, kurşun atacak o zaman ona göre yazmış. Onun için öldürülen kişiler işte ehl-i sünnet akaidinde buna vel mektulü meyi, tüm bir eceli ibaresine Ömer Nesefi'de olacak. E, öldürülen de eceliyle ölmüştür. Trafik kazasında ölen de eceliyle ölmüştür. Sebepsiz gibi görünen ölümler de hep eceliyle ölmüştür. Ama burada birinin ölümüne senin sebebiyet vermesi varsa kasten, kasten o günahkar olmuştur, haram işlemiştir, azap olacaktır. E, değilse efendim e, tabii hata ile olanlar zaten diyeti var, şu su var, şu var, kan parası ödeniyor vesaire İslamiyet bunları beyan ediyor. Burada fezlekesi nedir bu işin? Bütün kulları Allah yaratmış Celle Celal. Onların yaptıkları bütün amelleri de Allah yaratmış Celle Celal. Ondan sonra bütün rızıkları Allah Teala yaratmış ve takdir etmiş Celle Celal. Bütün ecelleri, herkesin ölüm vaktini de Allah Teala yaratmış, takdir etmiş Celle Celal. Bunun e, gideri nereye gidiyor? La yeşizzü. Çıkamaz. Ankabzati. Onun tasarrufundan, yönetiminden. Yani Allah Teala'nın idaresinden, yönetiminden makdurun hiçbir makdur yani hiçbir hadise e, onun kabzayı kudretinden, yönetiminden dışarı çıkamaz. Ne diyor? Ve Allah Alakül kulli şeyin muktedira. Şey mevcuda derler. Mevcut olan şey. Zaten olmayanlardan konuşmuyoruz. Olanların hepsinin adı şeydir. Allah her şeye muktedir. Ne demek? Bir şey mevcut olmuşsa, varlık alemine çıkmışsa, var olan her şeye kudretini tealluk ettiren, e, yönlendiren, yaratan, halk eden, takdir eden ancak Allah. Muktedir. Türkçe'de kullanıyorsunuz bu lafı. Muktedir işte. Kudret sahibi. Ondan sonra. Vallahi alâ kadir. Türkçe'de çok. Ve şeyin kadir. Bunu artık herkese şey yapmış Türkçe gibi konuşmaya başlamış Allah her şeye kadir kadir esası orada tabii şey kadir de denebilir de kadir olarak Arapçası kadir ne demek son derece gücü yeten gücü yeten başka bir de bir de kudretini taluk ettirmiş başka şimdi Allah Teala her şeye gücü yeter ama her şeyi yaratmadı ki yani şeyse yaratmış onu onu demiyoruz şeyse mevcut manasında şeyse yaratmış ama Allah Teala gücünün yettiği yani gücünün yettiği her şeyle onun mahluku değildir. Her şeye gücü yeter ama hepsini varlık alemine çıkartmaz. Şimdi biz dünyada 7,5-8 milyarız. 16 milyar bunu yapmaya gücü yetmez mi? Yeter. E 16 milyar değiliz. Çünkü neyi irade ettiyse ona kudretin taalluk ettirir. Kudreti neye taalluk ettiyse onu halk eder. O da ne olur? Eşyadan bir şey olur. Yani mevcutlardan, mahluklardan, makdurlardan biri olmuş olur. Burada ne anlatılmak isteniyor? Şu anlatılmak isteniyor. Yani dünyada, dünyayı konuşmayalım, dünyanın dışında, dünyanın içinde, yedi kat köklerde, yerlerde, dışlarında, alemlerde, cennette, cehennemde, ahiret, onlar da şu anda mevcut çünkü. Bütün Allah'tan gayrı ne varsa hepsi mahluk, hepsi yaratılmış. Şu anda ne mevcutsa. Gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz. Biz de önümüzdekilerini göremiyoruz. Gördüğümüz şeyi sayamıyoruz. Hepsi Allah'ın mahlukudur. Yaratmış olduğu şeylerdir. Aynı zamanda makdurudur. Kudretini taalluk ettir, ettirmiş olduğu şeylerdir. Demek ki varlık piyasasında, sahasında bir şey mevcut olup da onu Allah'ın yaratmamış olması düşünülemez. Allah'tan başkasının ona kudret yönlendirmiş olması, yaratma kullanmış olması asla düşünülemez ne varsa mahluktur. Şey ne şey mevcutsa mahluktur. O şey makturdur. Bunların hepsi de Allah Teala'nın kudretinin, halkının ihtira, ibda, icat. Geçen derste bunların farklarını da çok anlattık. Sanatının yaratmasının eserleridir. Bir tane şey onun yönetiminden dışarıda değildir. Yani sen demesin ki bu bu şey var ama bu bunu Allah yaratmamış aşağı. Kafir olsun bu kendi kendine olmuş. Kafir olsun. Veya bunu felence yapmış. Yani yaratmak bakımından. Sebep olmayı konuşmuyoruz. Yaratmak bakımından bunu bu yaratmış. Haşa. Kafir olursun. Çünkü bunun için her şey Allah'ın kaderi yani takdiri, halkı, icadının içerisindedir. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Enallahu lezi la ilahe illa ene. Hadisi kutsi. E, Beyakî kitabı itikat, itikatla ilgili kitabında bu hadis şerifi, hadis-i şerif, hadis-i rivayet ediyor. Ben öyle bir Allah'ım ki benden başka ilah yok, yaratan yok, yaşatan yok, ibadete layık yok. Ancak ben varım. Halaktul hayra ve şerra. Hayrı da ben yarattım, şerri de ben yarattım. Fatu bali ben halaktul lil hayri. Kimi hayır için yarattıysam ona müjdeler olsun. Ve icraytul hayra ala değil. Kimin ellerinde hayırları icra ettiysem ona müjdeler olsun. Yani Hayrı sen yaratmıyorsun ama bir iyilik yapıyorsun. Sadaka veriyorsun, hayır yapıyorsun, ders okutuyorsun, birine faydan oluyor, yükünü taşıyorsun, ne bileyim işini yapıyorsun. Tam yapıyorsun. Sebebiyet bakımından. Onları da Allah yaratmasa yapamıyorsun. E çünkü sen sana işte akıl veriyor, dil veriyor, el veriyor, para veriyor. Hepsini o yaratıyor. Ama Allah Teala kiminin elinde kimine hayır sevk ediyor, kiminin elinde de kimine şer sevk ediyor. O adam gidiyor onun yükünü alıyor, öbürü geliyor ona tokat atıyor. Şimdi o, o da ellen, onun yükünü taşıyan da eliyle iş yapıyor. O da eliyle iş yapıyor. E şimdi onun yaptığı fiili de yaratan Allah, bununkini de yaratan Allah. Hayrı da ben yarattım, şeri de ben yarattım. Ama kim iradesini, kudretini hayra kullandı da ben onun elinde hayır yarattımsa, ona müjdeler olsun. Ve veylün limen khaleftû liş-şerri ve ecraytü alade. Kimi şer için yarattıysam, kimi şer için yaratır Allah? Firavunu şer için efendim Nemrut'u şer, şer için zalimleri, zorbaları, katilleri bak bu kadar e, görüyorsunuz ya bu Allah ne kadar sabırlı diyoruz ya haberleri ne zulümler ne eziyetler insana, hayvana, karısına, çocuğuna ne zalimler falan eşi bunları Allah bunu şer için yaratmış ama şer için yaratmış da hayır yapamazsın hayır yapmana mani olarak yaratmamış ki aynı aklı bana verdiği aklı bana verdiği iradeyi bana verdiği kudreti bana verdiği e, efendim hisleri duyuları ona da vermiş ama adam e, kendini kör etmiş. E, hayır tarafını kör etmiş. Devamlı mazlumet, devamlı e, efendim, şer, zulüm, eziyet için odaklanmış. Efendim onu öldürürsem e, zevk alıyorum diyor. Onu kesersem, doğrarsam, konteynere koyarsam diyor. Böyle diyor acayip keyif alıyorum diyor. Canavar e canavar da. Ama allah Teala benden onun neyisini eksik etmiş. Ben niye acıyorum da o acımıyor? E demek acımaya kullanmıyor. Acıma duyularını devreye sokmuyor. Allah Teala kimseye zorluk ama adam hakikaten akıl hastasıdır, delidir. Deli olduğu için ne yapsa yeridir. Ki diyor adama tak vuruyor bilmem ne. Vurduğundan da haberi yok. Bilmem ne. O mesul değil yani şimdi <laughs> delice. Ama akıl verilip de. Şimdi görmüyor musunuz? Şu kızları, kadınları doğruyanları, kesenleri, vuranları, edenleri. Şey. Mahkeme ifadelerine bakmıyorsunuz. İfadeleri bütün haberlere takatak tak atak yansıyor. Hiçbir akılsız ifade var mı ya? De, bilinçli, idrakli, kasıtlı, azimli. Adam onu da gizlemiyor yani. O kadar açıkça beyan ediyor. Zaten akıl raporuna bakılıyor bilmem ne. Zaten deli raporu da bazılarına veriliyor. Bazılarına verilemiyor. Çünkü de deli değil. Biz de zaten deli mesul değil dedik. Ben kimi şe, kimin eline de şer icra etmişsem ona cehennemde veil vadisi vardır. Vay haline yazıklar olsun. Çünkü neden? Demek hep şerri istedi, iradesini, kudretini şer yönde kullandı. Ben de bunu bildim, onun elinde şer yarattım. Yaratan benim, benden başka yoktur. Onun için, Mutezile Allah hayırları yaratır, şerleri yaratmaz dedikleri için, bu ümmetin e, mecusileri kabul edilmiş. Ne buyuruyor? E, Mecusi azil ümmetil kaderiyyetü, Ebu Davud hadisinde de var. Ee, bu benim ümmetimin her ümmetin mecusileri vardır mecusiler işte hayrı yaratan başka şerri yaratan başka iki yaratıcı isnat ettikleri için ateşperestler işte hayrın e, tanrısı şerrin tanrısı gibi haşa ikilemişler işi şirk sarih bir şirktir ee, onun için her ümmette böyle iki yaratıcı fikrine sahip olanlar çıkmıştır benim ümmetim içinde de çıkacaktır benim ümmetimin mecusleri kaderiye'dir kaderiye işte mutezilenin öbür ismi Ellezine la kader. İşte onlar e, kader yoktur derler. Ne demek? Alın yazısı yoktur. Allah'ın ezeli ilminde bunu bilmiş değil, takdir etmiş değil. Allah adama 70 sene ömür yazmış. O anda rastgele birisinin kafası bozulmuş. Bunu öldürmüş. 50 yaşında ömrü eksik olmuş. E, o zaman bu Allah'ın ilmi ve yazısı dışında. Eceli yetmişken nasıl bu elde el ölecek? İşte çünkü neden? Adam o katil yarattı o işi. Katil yarattı deyince haşa ve kella. Allah'a şirk koşmuş oluyor. Yaratma işini Allah'tan gayrına nispet eden herkes kafirdir. Ee, şia'da da bu fikir vardır. Şia ile Mutezile burada da birleşirler. Onlarda da diyor ki yani beda beda diye bir şeydi. Arapça son el bedadır. Onun manası şudur. bu olan hadiselerin hepsi birden gelişiyor oluyor. Allah da bunları olunca anlıyor. Aa hiç fark etmedim görüyor musun? Efendim İran'da şunlar oldu. Millet ayaklanmış falan. O, o, beda oluyor. Yani allah Teala bütün bu yaptığımız işler müsteheneftir. O anda yeni başlıyor. Allah'ın ezeli ilminde malum değil. Lev-i mektup değil. E, kader-i ilahide maktur değil yani. Haşa, haşa, haşa. Onun için ne buyuruyor? İmmerudu felâ te'udûm. Allah'tan başka yaratıcı var diyenler mutezile fikrinde olanlar, alın yazısı yoktur diyenler, kader yoktur diyenler, yaratılmak cihetinden her şey Allah tarafından değildir diyenler haşa. Amentü'den kaderi çıkaranlar ki ilahiyatta da bolca bulunur bunlarda. Bunlar diyor bu Davud hadisi bak en sahih kaynak hastalanırlarsa hasta ziyaretine gitmeyin. Ve immatü felâ teşedûm ölürlerse cenazelerine katılmayın. Namazları kılınmaz buyuruyor. Bir tanesi. Ümmetimin mecusilerine selam vermeyin. Bak selam vermeyin mutezileye kaderi. Ondan sonra bize diyorlar ki niye bu kadar sert davranıyorsun? Bidat ehli diye efşemin bu adamlara bunlara bunlarla görüşenler, aynı toplantıya katılanlar niye bu kadar reddiyeyi genişletiyorsun? Ya kardeşim Allah Resulü hasta olursa bile gitmeyin. ...cenazesine gitmeyin. Selam vermeyin. Yüzlerine gülmeyin. Buyurduğu net ifadeyle daha bunun için bir, 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 sohbette bunu saatlerce anlattım bu bidat ehli. Bu itikat bidatından bahsediyor böyle buyurulurken sen nasıl şekerli şerbetli oluyorsun ya? Burada itikad pisliği bulaşıyor. Millet de bu itikatları normal zannedecek. Onun için biz e, ama şu var. Mesela Hadis-i Şerif'te şöyle buyuruyor. El hayru dek ve şerru leyse Ya Rabbi hayırlar senin kudretindedir. Hayırları yaratmak, şer sana nispet edilmez. Bu da sahiptir. Burada şer sana nispet edilmez de yanlış anlama. Yaratılmak bakımından Allah'a aittir ama edep, edep bakımından nispet edilmez demektir. Hangi ayet? Bak şimdi. Ma sabahü femin Allah feminallah. İyilik güzellikten ne geldiyse başına Allah'tan geldi. Yaratılmak bakımından. Ve ma sabahü kemün Kötülük olarak başına ne geldiyse femin nefsik nefsindendir. Sebebiyet bakımından. Yaratılmak bakımından yine Allah'tan. Çünkü öbür ayette ne diyor? Ayetleri birlikte okursan anlayabilirsin. Kul küllüm min indillah. Habibim de ki hayır da şer de hasene seyye iyi kötü ne varsa hepsi yaratılmak bakımından Allah'tandır. Peki nefsindendir şerler musibetler ayetine ne manası var? Sebep olma bakımından Allah durup dururken bu belanı verdi. Sen sebep oldun da verdi bela musibetini gönderdi. Bunlar edep. Mesela İbrahim Aleyhisselam e, ne diyor? Ellezi halakani beni yarattı diyor. Allah'a anlatıyor. Fe diyor. Beni hidayet edecek odur diyor. Ondan sonra Vellezi ve yutamuni beni yediren odur. Ve eskini beni suvaran içeren odur. Bak hep o odur, odur, odur. Beni hasta eden odur demiyor. Hastalık şer diye. Hasta eden de Allah'tır. Ama edep için. Ve de meryaz diyor. Hasta olduğum zaman edebi görüyor musun? hasta olduğum zaman fe ve yeşfin şifamı yaratan verecek odur. Hastalığı yaratan da odur. Ama edebe riayet. Mesela bütün e, tavus kuşlarını kim yarattı? Allah Teala. E, hınzırları, domuzları kim yarattı? Allah Teala. Ama sen Allah met ederken işte efendim e, tavus kuşlarını yaratan Allah. Şu işte bülbülleri yaratan Allah, kuşları yaratan Allah dedi de, översen. Ondan sonra bir bunun arkasına bir de işte domuzları, maymunları diye eklersen ayıp kaçıyor. Yine laf doğrudur. Yaratan ancak Allah'tır ama edebe riayetsizlik tehlikesi söz konusudur. Onun için burada e, şer sana nispet edilmez. Ne demek şer sana nispet edilmez? Edebe riayet için yaratılmak bakımından sendendir ama övgü sıfatları sayılırken, övgü, methiye sıfatları sayılırken, e şimdi insanda da öyledir. Bir adam onu da yapmış, bunu da yapmış. Bu kadar sanatlarını sayıyorsun adamı. E efendim, usta. Şu kürsüyü yapmış, şu minberin yapanı, işte şunun ustası, şunun sanatkarı. Met etti, met ettin, şunu yapan, bunu yapan, bunu yapan, ama sonra altına yapan. Dersen ne oldu? Bütün rezalet çıktı. E o zaman demek ki o altına yapan da aynı adam o şey yapan altına da yapıyor. Ama o denmez orada. Medi e, 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 makamında irade etmesi münasebetsiz alır. Onun için bütün e, ehli sünnetin itikadı şu atik kerimeden çıkıyor. Evet ul kullum min indillah. İyilik güzellik de gelse, hayır da gelse Allah'tandır. E, hepsi Allah'tandır. Şer de gelse efendim o da Allah'tandır yaratılmak bakımından ama hayırları Mevla'ya nispet ederiz, şerleri e, edebe riayet bakımından nispet etmeyiz. Ama kim yarattı sorulursa tabii nispet ederiz. Çünkü neden? Allah'tan başka yaratan yok. O ayrı bir şey. Allah'a karşı edepten dolayı meşayih böyle e, sünnet uleması böyle demişlerdir. Mesela Allah'ın isimlerinden her isim onlara izafe edilmiyor. Anladın mı? Mesela Halik ismidir. Halik yaratan. İşte Halik ussemavat. Gökleri yaratan. Vel ardı yerleri yaratan. Şimdi buna edep lazım. Mesela eee Erkeklerde de Allah'a aittir, kadınlar da Allah'a aittir, çocuklar da Allah'a aittir gibi böyle sayarken işte benim deliler de Allah'a aittir, manyaklar da Allah'a böyle sayılmaz. Mesela bunun edebi nedir? Lev ma semavati ve ma fil ard. Göklerde ne varsa Allah'ın mülküdür, yerlerde ne varsa Allah'a aittir. E Kur'an bize zaten bu edebi beyan ediyor. Sen şimdi bunu kullanacak yerde kalkıp da şimdi Canlı cansız deli dolu Herkesi burun içine toplayayım derken Met mi ediyorsun zem mi ediyorsun Anlaşılmaz Onun için terbiyesizlik olur Bunun hülasası Bundan ibarettir Bütün ma mahlukat allah Teala'nın iradesiyle Kudretiyle, halkıyla, icadıyladır e, Taatler ve ibadetlerimiz Allah'ın kazasıyladır Kaderiyle'dir, iradesiyle'dir Buraya kadar müşterek Burada özel Allah'ın muhabbetiyle'dir yani iyiliklerimizden razı. Rızasıyladır, memnuniyetiyledir ve emriyledir, teşvikiyledir. Tamam. Masiyetler, yapılan günahlar, kötülükler, şeyler. Yine Allah'ın kazasıyladır. Müşterek. Kaderiyledir. Müşterek. İradesiyledir. Müşterek. Çünkü irade o allah Teala'nın dilemesi demek, sevmesi demek değil. Dilemek başka, sevmek başka. Buraya kadar ibadette, günahta, hayırda, şerde müşterek. Hepsi Allah'ın kazasıyladır, kaderiyledir, iradesiyledir. Ama günahlar tarafına gelince Allah'ın sehatıyladır, gazabıyladır, kerahatiyledir. Efendim, e, beğenmemesiyledir. Mahabbetiyle değildir, emriyle değildir, rızasıyla değildir. Çünkü muhabbet sevmek demek, rıza hoşnut olmak, memnun olmak demek. Bununla efendim e, irade irade etmek, dilemek bu dilemek Türkçe'de anlaşılmıyor. Şimdi dilemek, arzulamak diyorsun. Türkçe burada kısır kalıyor. Çünkü aslında irade, hayra da iradesi var, şerre de iradesi var. Ama hayra rızası ve muhabbeti var, şerre rızası ve muhabbeti, sevgisi ve emri yok. Anladın mı? Ama Türkçe'de irade dilemek diyorsun, istediği anlaşılıyor yine. Ya yani kısır kalıyor, noksan kalıyor. Arzu etmek diyorsun, arzu etmek yetmiyor. arzu etmek bir şey isteyerek olduğu için Türkçe bunda kısır kalıyor. Onun için biz burada irade sıfatını kullanalım. Ne diyor emalide? Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse yadda bil muhal. Hayra da iradesi var, şerre de iradesi var. İrade olmadan kudret olmaz. Yani hayrı da biliyor, şerri de biliyor. Hayrı da yaratmak, yaratmak dilemeden yaratmaz ki. E, irade i̇rade olacak ki yaratsın. Onun için Oraya bir irade kullanıyor. Kudret kullanıyor ki o var oluyor o şer. O yarattığına göre. Onun için hayra da iradesi var. Şerre de iradesi var. Hayra iradesi var. Rızası da var. Şerre iradesi var. Rızası yok. Ayetten delilimiz var mı? Var. Ve la yardâ ibadil küfrû. Ve in teşkürü Şükrederseniz şükrünüzden, ibadetinizden, taatınızdan sizin için razı olur, memnun olur, sevap verir demek. Ama intek furu fe inna ganiyun ankum. Hepiniz kafir olsanız Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yok. Ama velayar <laughs> yarda küfür. Kulları için küfre raza göstermez. Yani kullarının kafir olmasını istemez. İstemez ne manada? Hoşnut olmaz, sevmez, memnun olmaz bundan. Ama kafir olan da kimin iradesiyle oluyor? Allah'ın iradesi. Allah ona yaratmasa küfrü, kafirliği, şirki, inkarı kafir olamaz. Doğru anlayalım. İrade başka, rıza başka. Onun için e, ne buyuruyor? La ve la ya yani e, allah Teala'nın e, ibare bir daha bakalım. Şimdi bu ibareler biraz birbirinden ayrıldı. Ve la kaybolmaz. En ilmi allah Teala'nın malumatından e, bilgisinden tasariful umur İşlerin tasarrufatı, yönetimleri hiçbir iş, hiçbir şey kıl kıpırdama, kıl. Karıncanın ayağı, yani onu zaten göremeyiz karıncanın ayağının oynayışını da o bile oynayamaz. Allah'ın ilminden, bilgisinden hiçbir işin tasarrufu e, kaybolmaz. Çünkü Allah Teala buyuruyor, Eha tabi kül şeyin ilma, Talak suresinin adında, Allah her şeyi ilim bakımından çepeçevre kuşatmıştır ne buyuruyor cin suresinin ayetinde ve ahsa kulle şeyin adeda her şeyi sayı olarak adet olarak saymıştır. Yani karınca ne kadar karınca var bunu Amerika sayabilir mi? Ne kadar böcek var? Ben de geçen ne dedim? Fertlerini değil dedim. Türlerini bile sayamaz. Türlerini. Allah mahlukatının fertlerini demiyorum. Karınca kaç tane karınca var demiyorum. Karınca şu böceği bu böceği bu böcek. Böceklerin türlerini bile sayamaz ya. O kadar Allah'ın yarattığı mahlukatın enva'ı var yani çeşitleri var. O çeşidin içinde de bir de fertleri var. Fertlerini konuşmuyoruz. İnsan bir türdür mahlukat içerisinde. Bak yedi buçuk milyar ferdi var. 8 milyar ferdi var. O bir tek nevi olarak nevi insan. Beşer, nevi beşer, beşer türü. Sen tüm mahlukatın envanı, türlerini bile sayamazsın. Nerede kaldı o türlerin cüz'iyatını, fertlerini sayacaksın? Her şeyi adet bakımından saymıştır. La tuhsa sayılamaz, bitirilemez. Makduratuhu Allah Teala'nın kudretinin tealluk ettiği şeylerin sayısı. Kudretini tealluk ettiği ne demek? İrade ve kudret kullanıp da yarattığı. İrade ve kudretini devreye sokarak kalk ettiği, icat ettiklerinin adedi. Nerede adedi? Ne dedim sana? Fertleri değil, türlerin bile adet, türlerinin bile sayısı zapt edilemez, ihsa edilemez. Vela aha asla tükenmez. Malumatuhu. Allah neleri biliyor? Allah neleri biliyor? Allah malumatının sonu var mı? Ne diyor? işte i̇şte evkânı habibim söyle kul evkânı bahru midaden. Kelimatı Rabbi ile nefidel bahru. Bütün denizler mürekkep olsa diyor. Ondan sonra öbür ad kerimede evvel bahru ve min badi sebatü ve buhur. O denizlere yedi denizde ilave katılsa diyor. Ve levenne mafil ardı min Yer aklam. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalemler olsa diyor. Düşün bak. Bütün ağaçlar kalemler olsa diyor. Bütün denizler yedi denizde ilavesiyle mürekkepler olsa diyor. Hepsiyle Allah'ın kelimeleri yani malumatı yazılmaya kalksa diyor. Ma nefidet kelimatullah. Allah'ın kelimeleri, kelamları, malumatı, mahlukatı, makduratı, sıfatlarının müteallakatı. Esasen sıfatlarının müteallakatı kastediliyor. Asla son bulmaz o kalemlerde biter, o denizlerde biter, o mürekkeplerde biter, alemler biter. Allah'ın bildikleri bitmez. Sıfatlarının müteallekatın hasrı yok. Kasrı yok. Ya yani şuna taalluk eder, buna edemez. Haşa gel Mümkün olan her şeyi Allah Teala'nın kudreti taalluk eder. Mümkün olan her şey. Muhal başka. Allah'ın kudreti muhale taalluk etmez. Muhal. Muhal nedir yani? Muhal sana bana göre muhal konuşmuyoruz. Allah'a göre muhal olur mu? Muhal nedir? Allah diyor haşa diyor kendisinin kaldıramayacağı bir kaya yaratır mı? Yaratabilir mi diyor. E manyak mısın desin? Gücünün yetmeyeceği bir şey yok diyoruz. adama diyorsun ki bu diyorsun ne değirmen diyorsun efendim? Diyorsun yel değirmeni diyor. Anladın mı diyor anladım diyor. Ondan sonra diyor ki ama suyu nereden geliyor diyor. E be akılsız herif. Sen yel değirmenini anladın mı? Yel ne demek? Rüzgar demek. Rüzgarla dönene su lazım mı? Lazım değil. Yel değirmeni anladı mı diyorsun? Anladım diyor. Sonra diyor suyu nereden geliyor? Allah'ın diyoruz bak. Gücünün yetmeyeceği bir şey yok diyoruz. Bu sefer diyor ki kaldıramayacağı kaya diyor. E kaldıramayacağı yok ki zaten. Yel değirmenini anlayıp da suyunu sorandan daha manyak değil mi bu şimdi ya? Diyor, yani ne akılsız adam. Kaldıramayacağı diye bir şey olabilir mi şimdi? Allah diyor ortağını yaratamıyor. Tövbe estağfurullah ya öyle manyaklar türedi. Yemin ediyorum yani. ya Allah ezeli için kendi yarattıysa nasıl ortağı olacak onun? Kendi yarattı onu. Yoktan yaratıyor. Ortak olması için her vasfında müşterek olması lazım. O e onu yaratacak. Yaratabilir mi diyorsun? Zaten soruda düşüyorsun şey Çukur'a. O e onu yaratıyorsa zaten nasıl ortağı olacak? Onun yarattığı onun ortağı nasıl olacak? O yokken sonradan olmuş. E bu var. Ezeli. Yani sorunun kendi sakın. Işte Allah'ın kudreti muhalefet etmez. Bunu diyoruz. Yoksa şimdi 8 milyar insan var. 18 olabilir. Yaratabilir mi? Yaratabilir. 180? Yaratabilir. Katur trilyon milyar katur yaratabilir. Bunların hepsini yedirebilir mi? Yedirebilir. İçirebilir mi? İçirebilir. Aa, e biz dünyada şimdi kaçtıktan öyle cihaz az kalsın ya. Aynı bu dünyada Aynı bu dünyada bizim bin katımız, milyar, trilyar katımızı yaratıp yedirip çinebilir. Çünkü bunlar ne? Hepsi allah Teala'nın kudretinin tahalluk alanında. Kudreti neye tahalluk etmez? i̇şte ancak efendim akıl dışı, muhal, mütevehem değil, akla gelmez, vehme gelmez, hayale gelmez, vücuda gelmez, yani varlık alemine gelmez. Ne demek? Kaldıramayacağı. E kaldıramayacağı bir şey yok ki. Orta, ortağı, ortağı yok ki. Yarattığı zaman zaten onun kulu oluyor. Mahluku oluyor. Nasıl ortağı olacak o yarattığı zaman? O yarattığı zaman onun yarattığının ne derler? Mahluk derler. Onun yaratma alanının teallukuna girdi çünkü. Ona ortak demez ki. E bu, bunun yani muhal bu. Tasavvuru muhal. Tasavvuru. Ama sen şimdi bütün alemler hakkında istediğin kadar şunu yedirebilirim, şunu içirebilirim, şunu yapabilirim, bunu edebilirim. Mesela şimdi Amerika kıtasını bir rüzgarla ortadan kaldırabilirim. Kaldırır. E bizim için ne kadar zor? Düşünmesi bile mümkün değil. Ama bak. Yaratılması mümkün mü? Mümkün. Yaratılması imkan dahilinde olandan onu yaratamayacağı bir şey yok. Ama biz bu kadar e, e, işler var. Gücümüz olduğu halde bile çoğunu yapamayız. Yaratmayı bırak sebep olmak bakımından bile. Çünkü neden? Onun yaratmasıyla sınırlıyız. Ne kadar güç verdiyse o kadar güç kullanabiliriz. Allah Teala'nın sıfatlarının mütealakatının sonu yok. Zatının da yok, teallukunun da yok. Tealluk ne demek mesela? Kudret bir sıfat, gücü yetme sıfatı. Bu sıfatın ne kadar mütealakati var? Mesela beni yaratırken bana taalluk etmiş. Seni yaratırken sana taalluk etmiş. Her karıncanın yaratılmasında özel taalluku var. Her böceğin yanında özel taalluku var. Her denizdeki kumun yaratılmasına özel taalluku var. Toptan böyle değil. Allah Teala her şeyi özel yaratıyor. Balıklar bu kadar balık yaratmış. Sayısını ancak Allah bilir. Bu balıkların hepsini yaratmasına özel taalluku var. Dolayısıyla kudret sıfatının sonu yok çünkü gücünün yetmeyeceği bir şey yok. Ama taallukunun da sonu yok. Taalluk ne demek? O gücünün, kuvvetinin, yaratma sıfatının ilgi alanları demek. O ilgi alanlarının da sonu yok. E neden? Kendisi bilir ne kadar yarattığını. Ama Allah'tan gayri kimse için onun e, gücünün kaç şeye taalluk edip ne kadarına taalluk etmediğine dair hiçbir ilim kavrama imkanı yok. Allah Teala hakkında da sınırlama yok. Yani gücü şuna taalluk eder, şuna edemez. Veya katır trilyon mütallakı olmuştur, ilgi alanına girmiştir, orada durmuştur. Bunu kim diyebilir? Devamlı yaratıyor. Devamlı yaratıyor. Kulle yevmin hüve fî şen. Ayeti bundan bahsediyor. Her an ve zaman. Allah Teala bir fiildedir. Şunatıyla. Fiil devamlı icraat, 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 icraat. Şu anda ben konuşurken şu kelimelerimin hepsini o yaratıyor. Ben konuşurken şu anda kim bilir meleklerden kimler ne kadar tesbihat yapıyor. Cinler ne konuşuyor? İnsanlar ne konuşuyor? Şu anda sırf o mahlukatı toplasan hesap makineleri, bilgisayarlar çöker. E bunların hepsi konuşuyor. Konuştuğunun her harfinin, kelimesinin, nefesini o yaratıyor. E bu, bu mahlukatın, bunun, bu yaratmanın, ilgi alanının sınır e, sınırı olur mu? Sırf benim şuradaki kelimelerimi de harflerimi sayamıyorsun. Döküm yap diyorum arkadaşlara. 15 gün, 20 gün uğraşırlar, dökemezler kelimeler. Harflere kaç harf çıkacak? E bu hepsini tek tek yaratıyor. O yaratmasa ben nasıl konuşuyorum? Elimi nasıl oynatacağım? E, o anda sen gözünü kırpıyorsun, öbürü elini şey diyor, ensesine götürüyor. Artık sırf sineklere taluk eder. İnsanlar ortadayız. Sırf insanları müteallak olarak alsak, insanların fiillerinde yaptıkları işlerde Allah'ın yaratmasının ilgi alanında sınır yok. Çünkü bunlar tenahi, tenahi son bulma demek. Son bulma ...kemmiyetli şeylerle alakalıdır. Kemmiyet ne demek? Miktarlı, ölçülü. Şimdi bir şeyin miktarı varsa... ...mesela insanların ölçüsün bir şeyi var. Kaç insan var, kaç ana baba var... ...kaç tane doğurmuşlar, doğuruyorlar, doğuracaklar. Burada bir miktar var. Nüfus sayımı yapıyorsun şekilde işte. Miktar olmazsa nüfus sayımı yapılır mı? Sayıyorsun işte bak. Sayılabilen şeylerde... ...tenahi söz konusudur. Yani son bulma nerede duruyor nereye kadar geliyor vuruyor oradan ileri gitmiyor son noktası nedir ama allah Teala ilmi için yaratması için kudreti için sıfatı için bu söz konusu değil burada kem söz konusu değil peki tealluk ilgi alanlarının da sonu yok dedik Tamam sıfatının sonu yok. İlgi alanlarının sıfatı yok. Neden? Çünkü noksanlık yok. Eksiklik yok. Acziyet yok. Allah Teala'nın sıfatlarında aziyet ve noksanlık yok. Şimdi bu zamana kadar işte artık katır 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 işte git. Milyar trilyar trilyar sayılar bitti her şey bitti diyelim. Bu kadar şeye yaratma sıfatı taalluk etmiş. ve bundan sonra şu kadarında da edemez demek için bir güçsüzlük, bir acizlik, bir noksanlık olacak ki bunun kapasitesi bu kadar, deposu bu kadar, şarjı bu kadar, pili bu kadar dediğim bir şey desen bunun ilgi alanı buradan ileri gitmez diyebilirsin. Ama Allah Teala'nın kudret sıfatında, yaratma sıfatında, icat sıfatında miktarla sınırlı olmadığına göre müteallaklarının da efendim nesi olmaz? sonu ve sınırı olmaz. Çünkü Rabbimizin hiçbir sıfatında ve o sıfatının e, mahlukatına taallukunda noksanlık, acizlik söz konusu olmaz. Celle şanuhu ve celle celaluhu Rabbimizi anlatmaya çalıştık. Allah'ımızdan bahsetmeye, yüceliğinden, zatının sıfatlarının kemalatından bahsetmeye İmam Gazali Hazretleri'nin beyanı çerçevesinde, ibarelerinin şerhi izahı çerçevesinde dersimiz geldi. allah Teala'nın ilmiyle alakalı konuya inşallah önümüzdeki çarşamba Rabbim ilminden, iradesinden, sair sıfatlarından bahsedebilmeye, imanlarımızı tazelemeye, kuvvetlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Rabbimizin zatı ve sıfatlarının e, kemalatı hakkında en ufak şüphelere, vesveselere kapılmaktan bizi de, dinleyenlerimizi de, sevenlerimizi de, zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet itikadı üzere sebat nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve, ve sellem. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi